Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu da merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'in yeni getirmiş olduğu başarım olan iki tanecik başarım var. Biri Rune Savaşçısı ve diğeri ise Bitirici. Birini yaptığınızda klasik sandık, diğerini yaptığınızda da klasik sandık kuponu veriyor. Hadi videomuza hızlı bir şekilde geçelim, bakalım nasıl yapılıyormuş. En kolay şeklinde sizlere göstereyim. Things never change, never change. Şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim açarak da daha fazla bu türde videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Hem de bu tür videolarımdan faydalanmış olursunuz. Şimdi ilk önce gelelim buradan. Başarıma geçmeden önce sizlere bir şey daha sormak istiyorum. Hani biliyorsunuz oyun klasikanda yeni yeni eklemeler yapıyor ya. Onun da videosunu çekeyim mi? Onu da bir aşağıya yazarsanız güzel olur. Çünkü yeni gelecek iki tanecik premium sandığı biliyorsunuz sizlerle paylaştım. Yükseltilebilir silahları da paylaşacağım. Ondan sonra yeni gelecek klasik sandık falan da var. Yani bunları paylaşayım mı? Onu da yazarsanız ona göre bir ayar çekerim diye düşünüyorum. Şimdi buradan görev kısmına geliyorum ve başarımlardan aşağıda kutu kısmında burada Rune Savaşçısı var. Ben bunların hepsini yaptım. Son bir tanecik kaldı, size bıraktım videoda göstereyim diye. Bir tanesi ise Bitirici. Ben bunun birini bugün yayında yaptım. Canım bir falandı, win aldıydım. Bunun en kolayı yapma taktiğini hemen size söyleyeyim. Bitirici yapmasın, tekli, eşli, takımlı fark etmiyor. Sadece alsan iki üstü olun yetiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Diyelim ki son alandasınız. 5 kişi falan kaldı. Siz 4 kişisiniz ya da işte takım arkadaşlarınız sağlamdır. Bak burada takım arkadaşlarınıza güvenmeniz gerekiyor. Sizin benzinden az bir tane benzin alıyorsunuz, tamam mı? Benzini patlatıyorsunuz ve canınıza benzin patlattığınızda 1 kalıyor, tamam mı? İşte 5'e kadar seviyesi var bunun, 1 kalıyor. Diyelim maç sonu bayılırsanız, bu arada görev olmaz onu da söyleyeyim. Diyelim 3 tane takım arkadaşınız var, sonra 1 ya da 2 kişi kaldı. Onların alabileceğine güveniyorsunuz, işte bunları ağır diyorsunuz falan. Kendi canınızı benzinde azaltıyorsunuz ve canınızı 1 bıraktıktan sonra ise arkadaşlarınız gidiyor ve son kalan 2 kişiyi vurup win alıyor ve bu şekilde bu görevi yapabiliyorsunuz. Evet, bu kadar kolay aslında bunu yapmak. Ben mesela bunun birini yaptım, iki tanecik kaldı. Eğer bunu da yaparsam buradan bir klasik sandık alabileceğim. Hani bunun da en kolay taktiği bu. Gelelim buradaki Rune Savaşçısına. Aslında bu da aşırı kolay. Yani toplam, yani toplasanız uğraşsanız 5 dakikanızı alacak bu görevi yapmanız. Hemen sizlere en kolay yönünü göstereyim. Buradan geliyorsunuz, işte Rune Savaşçısına geliyorsunuz. Eşleşmeyi kapat, hiç gerek bile yok. Şimdi lobimize geldik. Bu görevi burada da yapabilirsiniz. Bu arada ben hemen şunları kapatayım. Gelip Araplar falan konuşur. Burada bir tanecik şey var. Bu etkinliğin süresi mesela 40 saniyede bu görevi hemen yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise bunun zor kısmı 3 gün boyunca eğlence parkına girmek var. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi burada bu parçalandıkça aşağıda paralar çıkıyor, tamam mı? Bu paralardan şöyle bir iki tane alın. Ondan sonra bir buz atıyorsun, bir alev kullanıyorsun, tamam mı? Ondan sonra buradan aleve geçiyorsun. Aleve geçtikten sonra bir bundan bir bundan atıyorsun. Ondan sonra bir de buna geliyorsun. Bundan bundan atıyorsun ve hani bu lobideyken bile bu görevi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama eğer ki çıkış yap derseniz sayılmıyor, onu sizlere söyleyeyim. Yani burada bunu yaptıktan sonra maça girip eğer ölürseniz bu görevi kolay bir şekilde yapmış olacaksınız. Şu an çıkarsanız ama o görevi yapamıyorsunuz. Şimdi buradan ben tekrardan göreve geliyorum. Burada aşağıda işte ne diyordu bize? 10 tane rune kristal al. Biz ne yaptık? 80 tane oradan topladık. Lava kullandık, ateşi kullandık, rüzgarı kullandık falan filan. Buradaki her şeyi biz kullandık. Son olarak bir tanecik eğlence parkında görev var. Hemen sizlere eğlence parkına da gideyim, onu da göstereyim. Şimdi eğlence parkına girdik. Biliyorsunuz burada çok 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 fazla ateş edenler oluyor. Hemen o kısmı atlamak için buradaki koca kutunun yanına gelip algılıya basıyorsunuz ve sizlere böyle bir tanecik yıldız falan 2-3 tane bir şey veriyor ve bu görevi de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ve ben şu anda onu yaptım. Hani 3 kere gel buradan yap görevini bitirdim. Daha sonrasında çıktıktan sonra görevlere geliyoruz ve sağ tarafta hani Rune Savaşçısını sen yaptın diyor ve sana 3 tanecik klasik sandık kuponunu veriyor. Diğer görevi de yaparsanız eğer bir klasik 3 tane de klasik sandık kuponu alabileceksiniz. Evet, bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer başka istediğiniz videolar da varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hani sizlere en kolay, en hızlı şekilde nasıl yapabilirsiniz bugün onu göstermeye çalıştım. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.